Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Artvin ilimizin Hopa ilçesinden sesleniyoruz. Sanayi sektörünün farklı bir hizmet alanından bahsedeceğiz. Fersan Taşımacılık Tır Bakım Servisindeyiz. Bu güzel noktanın sahibi beyefendi Metin Yenigül ile birlikteyiz. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Metin Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bizi burada konuk ettiğiniz için öncelikle. Şimdi Fersan Taşımacılık Tır Bakım Servisinin şöyle genel hizmetlerini konuşacağız. Ama önce kısaca bir şahsınızı tanıtalım ekranlar başındaki izleyicilerimize. Nasıl tanıştınız bu işle? Sene 1990'da Çıraklık döneminde Kosrol Akşener'de çalıştım. Evet. 2 yıl çalıştım orada. Oradan 2 yılden sonra Büyükçekmece Tecrübe Sanayi Sitesi'nde tekrar Çıraklık'a devam ettim. Tamam. Belgenizi aldınız orada İstanbul'da evet, değil mi? Evet. Orada 4 yıl Çırak Motor Bölümünde Çıraklık Okulu'na gittim. Güzel. Çatlanca Erdüsü Meslek Lisesi'nden mezunum. 5. sene sınavlarıma katılıp başarıyla çıktım ve askere gittim. Güzel. Askerde de Türkiye'li araç teknisyeni olarak görev yaptım. Aynı zamanda yani mesleğim icabıyla motor, fren, şanzıman, defrasiyel, ağır vasıta, dizel, genelde dizel araçlar üzerinde çalışıyorum. Ondan sonra askere gittim, askerden geldim. Tamam. Askerden geldikten sonra tekrar İstanbul'a gittim. Tekrar İstanbul Umraniye Küçük Sanayi Sitesi'nde çalıştım. Orada bir marka bünyesinde yine çalıştım. Evet, marka bünyesinde Kreste Yetkili Servisinde çalıştım. Güzel. 2 yıl orada çalıştım. Tamam. 2 yılden sonra Artvin Hopa bölgesine taşındım. 1 yıl burada kendim istirahat ettim. Tamam. 2003'te tekrar burayı hayata geçirmeye çalıştım. Güzel. Şimdi evet. Uzun yıllara dayanan bir tecrübeniz var. Evet. Bu işi de ustası olmuşsunuz artık. Evet. Şimdi Fersan neler yapar? Hizmetlerinizi anlatalım. Fersan, neye hitap ediyorsunuz siz? Burada Fersan Tır Bakım Servisi olarak çekici gruptan her türlü bakımını yapıyoruz. Motor. Sadece çekicilere mi bakıyorsunuz? Özellikle çekicilere bakıyoruz. Evet. Yani marka olarak DAF, Mercedes, Scania hepsine bakıyoruz. Hepsine Volvo, tır grubunda, çekici grubunda, dizel araçlarda hepsine bakıyoruz. Nasıl müdahale ediyorsunuz? Ben mesela getirdim size çekicimi. O tespiti nasıl yapıyorsunuz arızayı? Öncelikle onu da dinliyorsunuz. Tabii. Öncelikle araç şoförünü dinliyoruz, operatörü dinliyoruz. Operatör bize durumu izah ediyor. Biz eğer operatörün anlamasıyla anladıksa hareket ediyoruz. Tamam. Gerektiyse bilgisayara takıp ayrıca tespitini teknolojik aracı olarak bilgisayarımız var. Takıyoruz, ayrıca tespitini yapıyoruz. Güzellikle yapıp gönderiyoruz. Peki neler yapıyoruz? O başlıkları şöyle biraz açalım. Başlıklar neler var? Aracın nelerine müdahale edebiliyorsunuz? Aracın mesela motor kısmını makineye takabiliyoruz yani. Bilgisayara takabiliyoruz. Tamam. Yani her türlü enjektör pompa olarak zaten enjektör pompayı söküp de pompacıya gönderiyoruz. Motor konumunda evet. Kendimiz motoru tamir ediyoruz yani. Diğer aksamlarla ilgili destek aldığınız esnaf arkadaşlar var mı? Destek aldığımız elektrik olarak yan arkadaşımızdan destek alıyoruz. Alabiliyorsunuz. Alabiliyoruz, evet. Güzel. Peki sizin şimdi de taşımacılık işiniz var. Evet, taşıma işimiz de var. Nasıl bir sistem ilerliyor orada? Kaç aracınız var? Benim 7 aracım var. Güzel. 7 aracım var. C2 belgem var. Aynı zamanda İstanbul, Bakü, Türkiye'nin her yerinde, her bölgesinden Bakü, Azerbaycan'a çalışıyoruz, Tiflis'e çalışıyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyetler evet. Ağırlık olmak üzere. Evet. Yurt dışına çalışıyoruz. Ne taşıyorsunuz? Böyle belli bir şey var mı? Ne taşıyoruz? Hemen hemen her şeyi tekstil taşıyoruz. İnşaat malzemesi taşıyoruz. Gıda malzemesi taşıyoruz. Güzel. Aklımıza gelebilecek bu başlıklar evet. İçerisinde. Evet, taşıyoruz. Yurt dışına. Peki kaç kişilik bir ekibiniz var? Benim şu anda 11 kişilik bir ekibim var. Bura dahil değil mi? Burası dahil. Bu servisle birlikte özel servisim dahilinde. Evet, sürücüyle beraber. Peki buraya özellikle yazmışsınız sağa sola talimatlar var. Önce iş güvenliğini. Tabii ki öncelikle iş güvenliğim. Öncelikle iş güvenliğimize dikkat ediyoruz. Evet. Ondan sonra işimize devam ediyoruz. Güleriz, tatlı değil. Müşteriye değil mi? Her zaman. Zaten neşeli bir insan. Evet, neşeli bir insanım. Ben gülerek çalışıyorum yani. İşimi severek yapıyorum. Güzel, güzel. Peki, 90'dan bu zamana kadar öyleyim yani. Evet, şimdi burada parça bölümü var içeride. Evet, orada yedek parça. Onları dışarıdan mı tedarik ediyorsunuz malzemeler? Genelde bu Avrupa arabalar olduğu için genelde Avrupa'dan tedarik ediyoruz. Yurt dışından geliyor. Orijinal parça. Orijinal olması. Orijinal olarak, Vapco ve Knorr olarak. İşte hizmet verirken geliyor. De buna dikkat ediyorsunuz. Tabii. Anladığım kadarıyla orijinal parça olması. Orijinal parçası dikkat etmek müşterinin zorundayız. Müşterinin mağdur olmaması. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Bu önemli bir şey. Evet. Peki hedef ne diyeceğim ama siz dediniz ki bu kalite yeter bize. Bu kaliteye devam edeceğim. Tabii ki tevhisi zamanla genişleteceğim, i̇nşallah, büyüteceğim. İnşallah. Şimdi yeni teknolojik evet. Şeyler çıkıyor. Siz de araçlar değiştikçe evet. Anladığım kadarıyla çağa ayak uyduruyorsunuz. Kesinlikle bilgisayarlarımız da devam ediyoruz yani. Önemli. Bilgisayarımız var. Devam peki. Ediyoruz. Şimdi sohbet güzel. Bu sohbetin sonunda bir teşekkür alacağız. Bugüne dek Fersan Taşımacılık Tır Bakım Servisinin hizmetlerinden faydalanmış. Siz tabii yurt dışından sürekli buraya geçiş güzergahı olduğu için evet. Çok müşteriniz de var. Tabii tabii. Hem bölge insanına şöyle bir teşekkür son sözlerinizi alalım.
Benim 2003'ten bugüne kadar müşterilerimle herhangi bir sıkıntım yok. Her zaman da işim var. Herkes sağ olsun, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorsunuz. İşten de herhangi bir sıkıntım yok yani. Evet, peki. Ben size, burada çalışan bütün ekibinize başarılar diliyorum. Bölgeye kattığınız bu güzel hizmetten dolayı tebrik ediyorum. İlerleyen zamanda inşallah yeni bir çalışmanızda buluşmak dileğiyle ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sizden sağ olun ve teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz, yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Karadeniz'in incisi dedik. Artvin ilimizin Hopa ilçesinden sektörün en iyisi Fersan Taşımacılık Tır Bakım Servisinden firmamızın sahibi beyefendi Metin Yenigül'den aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşçakalın.